Anne! 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 Efendim Anne! oğlum? Annem! Ne oldu çocuğum, ne oldu? Anne, göğsüm çok ağrıyor. Nasıl ya? Ah, anne, çok göğsüm ağrıyor. Çok koşmuşsundur, ondandır ya. Anne, beni bir doktora götür ya. Oğlum Allah'ım, otur şuraya azıcık dinlen, belki bir şey Ah. olmaz. Oturayım anne. Ay, ama çok göğsüm ağrıyor. Anne, tam ortası böyle. Ah. Böyle sırtıma da vuruyor ağrı. Allah Allah, kaç, kalk bakayım şu önüme. Kalkayım anne. Bakayım. Bak Bir nefes al ver, anneme hızlı hızlı. bir. Ah, çok acıyor. Bir şey oluyor mu? Anne, çok acıyor. Böyle sırtıma vuruyor ağrı. Bir şey olmuyor mu? Ya yok anne, olmuyor. Bir doktoru arayalım. Ya da internetten bakalım mı? Ah. Ah. Ya. Anne. Bir dakika, hemen polis, şey, pardon, ne polisi ya? Allah'ım, ambulansı aramam lazım. Doktor bey, bir şey olmayacaktı mı oğluma, ne olur söyleyin. Hastanın nesi var? Hastanın bir kalp ritminde bozukluk görüyorum efendim. Hayır. Yaşı kaç? Yaşı 5 sanırım. Lanet olsun. Bu kadar genç hastaların kurtulmasının imkanı yok. Çabuk. Çabuk 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 işleme başlatın. Tamamdır. Anestezi yapmadan işlem başlatmamız lazım. Yoksa kalbi tamamen durur. Bu yaştaki bir hastanın dayanmasının imkanı yok. Efendim, bu çok tehlikeli, emin miyiz? Evet eminiz. Başka bir çaremiz yok. Kimse annesine bir şey söylemeyecek, tamam mı? Dışarıda kadının ağlamasını istemiyoruz. Efendim, çok üzgünüm fakat durumu çok kritik. Elimizden geleni yapacağız fakat durumu çok kritik dediğim gibi. Anne. Oy. Dünyanın en mutlu çocuğu benim. Çünkü parktayım. Kardeşim kimsin sen ya? Aa, merhaba. Benim Çıkar adım mısın Samet. parkından Senin adın kardeşim? ne? Ya sus, çık kardeşim şu parktan ya. Tamam ama bir şey Hadi söyleyeceğim. hadi hadi. Bir Söyleme şey... kardeşim, hadi hadi hadi. Şşş. Niye böyle yapıyorsun ki? Beraber Kardeşim sevmedim oynayalım. seni. Sevmedim seni. Şu tipe bak Bak ya. bende hamburger de var. Annem verdi. Kardeşim zehirlenirim falan. Çık git ya. Çık git. Hayır, ben bunu kimlerden aldım biliyor musun? Ya kes, bir tane vururum ağzına şimdi. Ya niye vuruyorsun ki? Vurma Niye bana, vurmayayım tamam kardeşim? mı? Mantıklı. Benim Vur o baskına... zaman bana. Vur hadi vur. Aa. Ağzıma ağzıma vurdular yani. Onu döveceğim, onu var ya ben mahvedeceğim. Senin öcünü alacağım, sen merak etme, ağlama Eve hadi yavrum. gidelim anne, eve gidelim. Hadi gel, sana hamburger alayım. Hadi, hadi bir Belki. tane. Anne. Anne. Anne bana vuruyor. Anne. Hanımefendi, lütfen burada beklemeyin. Yasak alan burası. Bekleme salonu alabilir miyiz size? Hanımefendi, zorluk çıkarmayın lütfen. Bu herkesin iyiliği için. Doktor bey, bu gidişle küçük yavrucağı kurtaramayacağız. Çünkü bu kalp yetersiz gelecek ona. Başka bir kalbe ihtiyacımız var. Ama böylesine uyumlu bir kalp kime olabilir Efendim, ki?
Şu an elimde birkaç tane kalp nakline uygun hasta var. Anladım. Ver bakayım şu Ama listeyi bir. vereyim. Tamam. Evet. Evet. Tamam, bu hastaların hepsine bir bakalım. Bir de annesine Peki. şey yapın. Annesiyle bir DNA testi yapın. Belki uyumludur. Tamamdır efendim, hemen. Hadi. Hadi çabuk evladım. Evladım, seni kurtarmamız lazım. Yaşın daha çok genç. Göreceğin çok güzel günler olmalı. Seni böyle yataklarda bırakamam. Merhaba Canım. hanımefendi. Merhaba doktor bey. Oğlunuzun kalbi için bir tahlil yapmam gerekti. Evet. Kan mı Birazcık. alacaksınız benden? Aynen öyle. Tabii. İstediğiniz kadar alın, oğluma feda olsun. Peki efendim. Hazır mısınız? Hazırım, buyurun. Tamamdır. Teşekkürler, sağ olun doktor bey. Rica ederim efendim. Evet, sonuçlar sonunda geldi. Bir bakalım. Evet. Nasıl yani? İmkansız bu. Bu kadın bu çocuğun annesi olamaz bu verilere göre. Bunu nasıl açıklayacağız ki? Bunu hekime bildirmeliyim. Ah, çok genç bu çocuk. Doktorum. Ne oldu? Doktorum. Buyur. Çok önemli bir şey söylemem lazım size. Ne oldu? Söyle. Sonuçlara göre bu kadın bu çocuğun annesi olamaz. Nasıl ya? Nasıl böyle bir şey olabilir? Evet. Evet efendim, baksanıza. Ah, buna inanmıyorum ya. Ama bu imkansız. O zaman kadının Öyle kalbi efendim. çocukla uyumsuz olacaktır. Lanet olsun. Diğer kalbi uyan hastalara bakın. Çabuk. Hadi, hadi. Peki efendim. Bu çocuğu kurtaramayacağız ya. Lanet olsun. Kadına bunu söylememiz lazım. Duygu Hanım, çok pardon, bir şey söylemem lazım. Buyurun doktor bey. Zaten siz büyük ihtimalle biliyorsunuzdur ama Neyi? çok sakin olun. Çok ciddi şeyler söylemem lazım. Şu anda çocuğunuzun kalbi yetersiz olduğu için maalesef ki ona hızlı bir şekilde kalp arayışına girdik. Evet. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Sizin kalbiniz de uyumsuz. Çünkü siz onun bildiğiniz kadarıyla, zaten biliyorsunuzdur büyük ihtimalle de, üvey annesi olduğunuz için Ne? çocukla, evet, çocukla bir kalp bağınız yok. Hayır, o benim oğlum. Hanımefendi, sonuçlar böyle gösteriyor. Doktor bey, saçmalamayın. Bir yanlışlık vardır. Sonuçlar yanlış çıkmıştır. O benim oğlum. Hanımefendi, sizin oğlunuz olabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama ikinizin DNA'sı birbirine tamamlamıyor. Yani sizin üvey oğlunuz. Ondan dolayı Doktor kalbiniz bey. uyumsuz. Yani çocuğunuza Bakın. kalbinizi veremezsiniz. Üzgünüm. Doktor bey, lütfen doktor bey. Doktor bey. Doktor bey. Bu hastanedeki hiçbir kalp bu çocukla uyumlu değil. Doktor bey, ben bir şey söylemek istiyorum. Lütfen dinleyin. Buyurun efendim, dinliyorum. Bakın, ben ne olursa olsun kalbimi vermek istiyorum. O yüzden lütfen uyumlu mu değil mi bakın. Ne olursunuz, yalvarıyorum. Peki efendim, bir bakalım. Evet, sonuçlar geldi. Bir bakalım. Bir saniye. Doktorluk kariyerimde ilk defa böyle bir şey görüyorum. Hiçbir kan bağları olmamasına rağmen kalp çocukla uyumlu. Evet efendim, bunu ilk defa görüyorum. Şahsen şok içerisindeyim. Doktor bey bakın, ben bu çocuğumu doktor bey kalbimi vermek istiyorum. Çünkü ne olursa olsun o benim oğlum, ben büyüttüm, anlıyor musunuz? Babasız büyüttüm ben onu. O yüzden ne olursa olsun vereceğim. Ben yaşadığım kadar yaşadım artık. Biraz o yaşasın. O yaşarsa ben de yaşamış gibi hissederim. Peki efendim, o zaman size ameliyatı hazırlayalım. Hemen doktor bey, hemen lütfen. Duygu Hanım. Efendim doktor bey. Yaptığınız şey gerçekten çok kutsal bir hareket ama bu yapacağınız şeyden gerçekten emin misiniz? Bunun geri dönüşü olamayacak çünkü. Tabii ki eminim doktor bey. Yeter ki o yaşasın. Ben ölsem de bir şey olmaz. O yaşasın. Kıyamam ben ona. Gerçekten daha önceden hiç böyle bir anne görmemiştim. O Katılıyorum efendim. zaman Duygu Hanım'a anestezisi yapılsın. Peki.
buradaki hayatı alıp buraya taşımamız lazım. Oğlum. Anne. Oğlum bak anne. Sana bir şey söyleyeceğim, tamam mı? Sakın üzülme. Ne söyleyeceksin anne? Ben çok uzaklara gidiyorum. Nereye? Ama sakın üzülme. Gitme anne, beni bırakma. Babam oğlum, bıraktı ben... sen bırakma. Babanın yanına gidiyorum oğlum. Anne gitme, seni çok seviyorum. Sen ben de gitme. Ben varmışım gibi hayatını sürdür, olur mu? Seni hep izleyeceğim yukarıdan. Anne sen gitme. Anne ne olur. Seni çok seviyorum, bunu hiç unutma. Her zaman seni koruyacağım. Ben de seni çok seviyorum anne. Ama gitme. Canım oğlum. Canım oğlum. Kokun hep burnumda olacak. Anne. Oğlum. Oğlum canım. Hayır. Ah. Ah. Anne. Of, çok kötü bir rüya gördüm. Ah, kalbim. Ah. Ay. 30 yıllık meslek hayatımda ilk defa böyle bir anneyle karşılaşıyorum. Ben de. Gerçekten. Evlat olmasına rağmen bu kadar büyük bir fedakarlığı hiç görmedim. Ben de. Umarım gerçekten hayatı istediği gibi uzun olur. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Bugün sizler için böyle duygusal güzel bir hikaye hazırlamaya çalıştık. Çünkü hayatta her zaman her şey böyle çok eğlenceli ve çok güzel olmuyor. Biz de biraz duygusal bir şeylerin farkındalığına vardırmak istedik sizlere. Buse Duygu'ya, Pamir'e ve takım elbiseli oyuncuya çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler de gerçekten duygulanmışsınızdır ve çok hoşunuza gitmiştir. Lütfen bol bol like atmayı ve yorumlarda en sevdiğiniz bölümü yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Ankara. 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 Ankara.